Kalsın karıştıracak ortalığı şimdi. Ya Hamza'yı alması lazım ya Burcu'yu. Deminden beri. Sakın beni. Sakın beni. Seçmez abi sen niye seçsin? Karşıya. Seçmez ya. İnşallah. Ben bir hafta dinlenmek istiyorum ya. Kafam rahat olsun istiyorum. Yok. Şu an bir şey düşünüyorum ben. Ben şey diyorum kendi kendime, her hafta futbolayım abi. Niye öyle düşünüyorsun? Keşke olsa ya. Ne olsa? Futboda. Her hafta. Vallahi. Niye? Çok ama istediğim biriyle heyecanlı. Yani. İstediğim biriyle. Çok mu heyecanlı? Hayır, kapışmak istediğim biriyle olacağım. Heyecanlı mı hissediyorsun? Hayır, kapışmak istediğim biriyle anladım. Olmak istiyorum yani. He. Anladın mı? Bir iki isim var kafamda. Keşke onlarla birlikte anladım. Olsam, her hafta olsam keşke. Anladın mı? Gidene kadar yani. Tahsin'in kuracağı takımı çok merak ediyorum. Tahsin ben de çok merak ediyorum. Tahsin abi okudan duygusal, duygusal kurar. Çok acayip bir takım kurar o. Duygusal kurar abi. Bak sen ben, Tahsin duygusal mi? Kurmaz. Tahsin duygusal sıfır kurmaz abi. Sıfır. Tahsin. Dalga mı geçiyorsunuz ya? Oğlum buradaki en güçlü matematiğe sahip adam ufak gördüğünüz Tahsin. Ben. Tahsin acayip yani. Tahsin feci kuruyor kafada. Herkes analiz etmiş oğlum. Aynen çünkü. Değişik bir adam. Adam potadan hırsa çıkmış demek. Ha? Adam potadan hırsa çıkmış. Vallahi. Evet, Tahsin, tebrik ediyoruz seni. Teşekkür ederim. Güzel bir başarı. Geçen hafta dip yaptıktan sonra tabiri yerindeyse muhteşem bir çıkış. Mavi takım kaptanını aldın. Tebrik ediyoruz. Teşekkür ederim. Şimdi senden istediğimiz şey hafta boyunca kendine rakip olacak kırmızı takımın kaptanını seçmek. Rakibini seçebilirsin. Şimdi söyleyeceğim kişi bence burada gerçekten yarışmayı hak eden, tabaklarıyla da bunu zaten her zaman ispatlayan, ama sadece çalışırken konuşmayan, sadece tabağıyla gördüğüm birisi. O yüzden o bilmiyorum içinde varsa bir deli ruhunu kaptanlıkta çıkarabilir mi dışarı? Bilmiyorum. O yüzden Emre diyorum. Ben abi Tahsin'i gözümden tanırım. Ne dedim abi? Abi ters köşeyi seviyor çocuk. Çok tehlikeli alanda. Emre bu durumu sevmedi ama. Susun ayıpmadı. Emre kalp kız geçirir haftaya kadar ben sana söyleyeyim. Bence çok iyi bir seçim. Tahsin başka adam bulamadım. Emreciğim, sana kırmızı çok yakışıyor. Adaş ne yapacağız? Hayırlısı kardeşim. Bir tarafta tehlikeli. Nereye düştüğümüzün bir önemi yok. Selamünaleyküm Allah'a. Bu arada herkese önlükü çıkarabiliyor. Ben gidiyorum sen. Ben bu merak geldi mi? Ne kuracak var ya? Fırlama ya. Baba Tahsin çok. Ama şimdi seni alacak, rahat ol. Sıkı mı çok? Oğlum boğacağım mı şimdiden? Ha? Emre de beni alırsa... Abi Allah aşkına Emre beni almasın abi, kafayı yerim ben. Yemin ediyorum benim. Mavi takımın kaptanlığını Tahsin aldı bugün. Beni seçmesinin kesinlikle bir amacı vardır. Biliyorsunuz o biraz strateji çalışıyor. Bayağı bir sinsilik var onda. Bilmiyorum aklından neler geçiyor, bakalım. Emre keşke bu kadar sevinmeseydin kaptan olduğuna ya. Biraz fazla belli ettin ne kadar sevindiğine, ne kadar çok istediğine. Şefim şimdi şöyle. Birilerini yönetirken bazen insan istemese bile kırabiliyor, ben onu istemiyorum. O yüzden çok mutlu oldum denmez. Yaptım yani su şef olarak da çalıştım. Bir ekibi yönettim, şey ettim. Ama bizde herkes ekip işini biliyor, yapıyor, ediyor. Ben de orada restoranı yönetiyorum, mutfağı yönetiyorum. Bir şekilde yürüyor kimse kimseyi kırmadan. Ama burada dik kafalı insanlar var. Vuh,
Ne dedi? Dik kafalı insanlar var diyor oğlum çocuk. Size söylüyor. Dakika bir gol bir. Kendi başına bir şeyler yapmak isteyenler var. Dinlemeyen insanlar var. Size söylüyor abi. Veriniz olsun ha. Onlarla nasıl baş edeceğim onu düşünüyorum şu an. Kimsenin kalbini kırmak istemem. Ve ilk opsiyon olarak onları takımına almayarak başlayabilirsin mesela. Kalırsa? Kalırsa artık gerisi vallahi sana kalır. Ben iki kişi arasında gittim geldim. Diğeri kimdi? Diğeri Hamza'ydı. Hamza'yı mı yapsam Emre'yi mi yapsam bilemedim. Baba bugün çok sakat bir gün. Bugün çok sakat bir gün abi. Ben tırstım. İnanılmaz sakat bir gün. Çarşı karıştı. Çarşı pazar karıştı. İnanılmaz sakat bir gün. Tahsin daha ilk seçimle stratejiye başladı. Çok fena bir adam ya. Onu diyorum ya işte. He? En işinin kolay olacağı kaptanı seçti karşıya. Ne Enco? Ama en işinin kolay olacağı kaptanı seçti. Burcu ne yaptı? En güçlü adamı seçti burada. İşte onu diyorum ya ben.